Kadem'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi konulu seminer. Devlet politikalarının kadınların ihtiyaçlarına daha iyi bir şekilde cevap verebilmesi için öncelik faaliyetlerini yapıyoruz. Kadın ve Demokrasi Derneği Kahramanmaraş Temsilciliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Demokrasi, İstikrar, Kalkınma ve Denetim için yeni anayasa konulu seminer düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal katıldı. Siz bu değişikliği Recep Tayyip Erdoğan için mi yapıyorsunuz? Hayır. Biz onlara diyoruz ki büyük değişimler, tarihi değişimler büyük ve karizmatik liderlerle yapılır. O yüzden Tayyip Erdoğan'la yapıyoruz diyoruz. Düzenlenen programın açılış konuşmasını Kadem İl Temsilcisi Mutlu Aslantürk yaptı. Özellikle 15 Temmuz sonrası başkanlık sistemini konuşmak için çok doğru zaman. Çünkü Türkiye'de anlatılanların çok ötesinde gelişmiş bir demokrasi algısı olduğunu gördük. İnsanlar sokağa çıkıp çıplak elleriyle silahları, tankları durdurdu. Öğrenmek emek ister ama bilmemek çok daha pahalı diyor. Ve yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında net, öz, güvenilir bilgiye ulaşmak için tedrisata devam ediyor. Yeni anayasamız uğurlu, kademli olsun. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ise yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve sistem tartışmalarına bir bakmamız gerekiyor. İşte bunu tam buradan anlamamız gerekiyor. Bu yeni sistem değişikliğini bu ülkede bugüne kadar demokrasi kültürü oluşmuş mudur? Demokrasi kültürünün oluşmasının önünde hangi engeller olmuştur? Bunlara bakarak yeni sistem değişikliğinin kıymetini, önemini, toplumsal karşılığını anlayabiliriz. Ünal büyük ve güçlü Türkiye'nin kapısını bu millet 16 Nisan'da sandıkla açacak dedi. Biz şunu biliyoruz. Allah'ın izniyle bu millet irfanıyla ve ferasetiyle 16 Nisan'da 2023 hedeflerine, 2053 hedeflerine bağımsız savunma sanayi olan, bağımsız dış politikası olan, bağımsız ekonomisi olan, demokrasi kültürünü oluşturan büyük ve güçlü Türkiye'nin kapısını 16 Nisan'da ebediyen sandıkta bu millet açacak inşallah. Bundan hiç şüphemiz yok.